Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Eğer ilk defa karşınıza çıktıysam ben Zeynep ve tanıştığıma memnun oldum. Eğer videomu beğenirseniz abone olup beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bugün size Türkçe nasıl fullenir bundan bahsetmek istiyorum ama öncesinde Türkçe ile alakalı söylemek istediğim birkaç tane şey var. Ben 38 TYT yaptım. Nasıl 38 yaptım ve neden 40 yapamadım? Bundan bahsetmek istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle Türkçe neden önemli? Hepiniz zaten biliyorsunuzdur ama ben çalışırken sınava, yani sınava girene kadar bu kadar çok önemli olduğunu bilmiyordum. Şu şekilde öğrendim. 19 tane matematik yaptım. Başka bir arkadaşım da 22 tane matematik yaptı. TYT adına konuşuyorum. Ben 38 Türkçe yaparken o 30 civarı Türkçe yaptı ve ben 60 bin geldim. Onun sıralaması 180 bin geldi. TYT sıralaması. Ve fen ve sosyal netlerimiz aşağı yukarı aynıydı. Yani sadece Türkçe bu kadar fark ettirdi ki matematiği benden daha yüksek olmasına rağmen. O yüzden lütfen Türkçeyi daha ciddiyetle çalışmaya çalışın. Çünkü ÖSYM'nin soruları gerçekten farklı tip oluyor ve insanlar çözerken çok zorlanıyorlar. O yüzden çok kolay fark edebilirsiniz yüksek derece yaparak. İkinci olarak çok fazla gördüm ben Türkçe nasıl fullenir videosu ve izledim içerikleri nasıl, ne anlatıyorlar, ben farklı ne anlatabilirim diye. Gördüm ki pek mantıklı videolar yok. Çünkü şöyle bir şey, matematik nasıl fullenir videosu olabilir mesela, edebiyat nasıl fulleniyor olabilir. Bunlar çünkü bilgi. Bilgiyi biliyorsan uygularsın ama Türkçe anlıyorsan yapabilirsin ve anlama kabiliyeti zamanla gelişen bir şey. %100 anlama kabiliyetine ulaştığınızda bile paragraf sorularında maalesef ki 40'da 40 yaparım diyemiyorsunuz. Ama mesela matematikte diyebilirsiniz, edebiyatta diyebilirsiniz çünkü bilginiz tamdır. Türkçe'de ne yapabilirsiniz? Dil bilgisi, bilginiz tamdır. Dil bilgilerinin hepsini tam yapacağım diyebilirsiniz. Ama paragrafların hepsini tam yapacağım diyemeyiz maalesef. O sebeple de hedefiniz full değil, 35 üstü olsun. Türkçe hocam bana hep derdi ki 35 hedefle 35 yapmak başarıdır, 35'in üstü şanstır. Hep böyle demiştir bana ve 40 gerçekten bence şans. Sınav anında eğer farklı bir şey düşünseydim okuduğum paragraflarda o zaman 40'da 40 yapabilirdim. Yani bu matematik gibi değil, işlem hatası yapabileceğiniz bir durum yok. Ya da bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir problem yok. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Yani 35 yaparsanız muhteşem bir sonuç. Şimdi ben Türkçeyi iki alt başlığa ayırıp o şekilde inceleyeceğim. Öncelikle kolay olan alt başlıktan başlayalım. Dil bilgisi. Şuraya yazı geldi mi? Dil bilgisi. Dil bilgisiyle ilgili söylemek istediğim şu. Test çözerken, çözmeden önce benim sürekli yaptığım tek bir şey vardı. Konu tekrar etmek. Bunu diğer derslerde çok ciddiye almadım. Çünkü insan üşeniyor ya. 5 dakika okuyacağım işte konuyu. Boş ver, aklımda zaten diyorsun. Ama o konuyu o gün okulda öğrenmiş olsanız bile lütfen açın ve tekrar edin. Lütfen. Bunun çok büyük katkısını göreceksiniz. Çünkü hocalar genelde deftere en popüler ve en çok kullanılan ya da en zor örnekleri yazdırırlar. Bu da bir avantaj aslında. Popülerleri bildiğiniz için dil bilgisinde onu gördükçe aklınıza kalması daha kolay olur. Bunu geçtim. Bir konu tekrarı yapmak testi çözmeyi de kolaylaştırırken sizin zihninizdeki bilginizi tazelemenize de yardımcı olur. Elimi ne kadar çok hareket ediyorum. Şunu yapmaktan vazgeçmem lazım. Bütün videolarda ellerim dans ediyor sürekli. O sebepten bu çok önemli. Yani mutlaka konuyu tekrar edin ve daha sonrasında test çözün. Üşenmeyin her defasında. Konuyu adınız gibi biliyorsanız bile yapın. Çünkü ben belli bir süreden sonra hep 35'in üstünde TYT yapıyordum Türkçe'de. Fakat hiçbir zaman konu tekrar etmeyi bırakmadım. Ve defterime hep yapamadığım soruları not aldım dil bilgisi adına. Şuradan İstanbul Hukuk Nasıl Kazandım videosuna giderseniz orada da kullandığım defteri gösteriyorum size. Yanlış yaptığım soruları nasıl bir deftere yapıştırıyorum, nasıl çözüyorum, nasıl tekrar ediyorum ondan da bahsettim. Böyle bir defter siz de kullanabilirsiniz. Bence çok işe yarıyor. Gerçekten öyle. Şimdi dil bilgisiyle ilgili aslında söylemek istediklerim bu kadar. Gerçekten bir defteriniz olsun. Deftere bütün dil bilgisi konularını yazın. İyice öğrenin. Öğrendiğiniz konuyla ilgili test çözmeden önce o konuyu mutlaka bir defa okuyun. 5 dakikanızı alır. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Bunu yaparsanız dil bilginiz çok daha hızlı şekilde gelişecek. Ben öyle inanıyorum çünkü bende böyle oldu. Ve dil bilgisi sorularını fullemeye başlayacaksınız. Çok ufak tefek kaçar artık konuları hazmettikten sonra. O yüzden bu köşede dursun. Şimdi asıl olayımız paragraf bilgisine gelelim. Çok önemli bir konu ve
Biz hepsine paragraf deyip geçiyoruz ama aslında böyle değil. Geçen sene o kadar çok kaynak çözdüm ki belki şuralara kaynakları bırakırım. Yavaş yavaş geçer videoda ben konuşurken. Çok fazla kaynak çözdüm ve fark ettim ki paragraf deyip geçtiğimiz şeylerin hepsi ayrı bir başlık aslında. Ya mesela anlatım biçimleri var, kaçıncı kişinin ağzından var, işte nasıl bitirilemez, nasıl devam ettirilemez, anlam nerede kopmuş, cümlede anlam, işte kelimede anlam bilmem ne, çok fazla alt alanı var ve hepsinin çözüm yöntemi birbirinden farklı. Hepsine aynı mantıkla yaklaşmamak gerekiyor ve ben hepsine kafamda başka bir mantık oturtmuştum. Şimdi size konu konu bu mantıklardan bahsedeceğim. İşte paragraf sorularını kategorilere ayırdığımı söylemiştim. Şimdi de o kategorileri inceleyeceğiz beraber. Bu arada kategori kelimesini söylemek ne kadar zor. Evet, hazırsanız başlayalım. İlk önce sözcük düzeyinde ve cümle düzeyinde anlam. Aslında bunlar tam olarak paragrafa girmiyor ama yine de dil bilgisi dışında kaldığı için ben bahsetmek istedim. Bu sorular aslında diğer sorulara göre çok daha kısa olduğu için çok daha kolay. Direkt ben cümleyi okuyordum ya da o kelime neyse altı çizili olan kelime ve düşünüyordum. Bunun benzerleri ne olabilir? Benzerlerine bakıyordum aşağıda. Bu benziyor mu, benziyor mu, benziyor mu? Benzemeyen olan şık genelde cevap oluyor. Eğer hangisi değildir diye soruyorsa. Ya da işte sorunun nasıl sorduğuna göre artık cevabınız değişebiliyor. Ama bunu düşünüyordum. Yani bu daha ilkokulda öğrendiğimiz eş anlamlı sözcükler, benzer anlamlılar, yan anlamlılar, mecazlar, bilmem neler. Hepsi bu konunun içine giriyor ve eğer onları iyi öğrendiyseniz bunları da çok kolay şekilde yaparsınız. Genelde günlük konuşma dilinden çok fazla yararlanılıyor çünkü. Sözcük anlamı için diyorum bunu. Cümle anlamında birazcık daha tabii ki cümle olduğu için üzerine düşünmeniz gerekiyor. Çok zor cümle anlamı soruları olabiliyor. Ama yine okuduğumda benzer anlamlar çıkartabileceğim şıkkı işaretlemeye çalışıyorum ama bu benzer anlamları kafamdan çıkartmıyorum tabii ki cümleden. Cümle bana ne anlatıyor? Önemli olan her zaman cümle. Sizin ne düşündüğünüzün hiçbir değeri, hiçbir önemi yok. Önemli olan onu yazan yazarın ne düşündüğü. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bazen kafanızın dikine gittiğinizde yanlış yapıyorsunuz çünkü. Ben kafasının dikine giden öğrencilerden biriydim. Zaman içinde dedim ki Zeynep, senin fikrinin hiçbir önemi yok. Oku ve ne diyorsa onu yap. Böyle yaparsanız daha kolay olur. İkinci olarak anlatım biçimlerinden bahsetmek istiyorum. İşte öyküleme, tartışma, araştırma var mıydı? Vardı herhalde. Böyle böyle işte cevaplar var. A, B, C, E. Mutlaka gözünüzün önüne gelmiştir. Uzun bir paragraf. Altında da kısa kısa bunlar. Bunları yaparken de ben o metnin içine girmeye çalışıyorum. Yani sanki o metni yazan kişi benimle karşılıklı bir diyalog içindeymiş. Benimle konuşuyormuş gibi davranıyorum ki ne anlattığını daha iyi anlayabileyim. Daha iyi yorum yapabileyim. Bu şekilde de o soruları çözmek daha kolay oluyor. Yani böyle bir okuyup geçmiyorum. Gerçekten de benimle konuşuyormuş hissine kapılana kadar içine girmeye çalışıyorum okuduğum metnin ya da işte paragrafın. Bu şekilde çok daha kolay oluyor anlaması. Çünkü betimleme ise o anda size anlattığı o da gözünüzün önüne geliyor. Tartışma ise birine size saldırdığını düşünüyorsunuz. Birazcık daha kendinize dönük okuduğunuzda bunları daha kolay oluyor. Son olarak da en sonuncuya geldim ve en zor olana paragraf düzeyinde anlam. Paragraf düzeyinde anlam diğerlerine göre daha zor çünkü iş taktiğe ya da yönteme kalmıyor. Tamamen size kalıyor. İş tamamen sizde bitiyor ve bu birazcık insanı geriyor aslında. Çünkü çok anlık olan bir şey. Dediğim gibi hani o an 35 de yapabilirsiniz, 40 da yapabilirsiniz. Ve buna karar veren kişi o paragraf sorularından sizin ne kadar şey anladığınız. O yüzden bu noktada çok önemliler. Öncelikle giriş, gelişme, sonuç olan sorulardan bahsetmek istiyorum. Bu sorular eğer çok kitap okuyan biriyseniz asla korkmanız gereken sorular değil. Fakat kitap okumayan biriyseniz elbette çok fazla geliştirmeniz gereken bir konu. Onunla da ilgili bir kitap önerisinde bulunacağım. Bir arkadaşım 30 Türkçe'den 37 Türkçe'ye kadar çıktı ve sınavda da 37 yaptı. Kullandığı kaynak sayesinde paraf olması lazım yayınlarına da. Şuraya mutlaka fotoğrafını bırakırım. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. Şu an konuşurken bilgiler hızlı aklımdan geçiyor, karışabilir. Mutlaka adını ya da işte fotoğrafını şuraya bırakırım kitabın. Gerçekten çok yararlı bir kaynak ve çok fazla şey öğretiyor size paragraflarla ilgili. O yüzden onu çözerseniz ilerleyeceğinizi düşünüyorum bu konuda da. Ve tabii ki ne kadar fazla çözerseniz, ne kadar fazla yayının ve ne kadar kaliteli yayının çözerseniz o kadar çok ilerlersiniz. Paraf ve 3-4-5 bu yayınların en başında geliyor bana kalırsa. Ben ikisini de çözdüm ve gerçekten beni çok ilerlettiler.
Son olarak da varılamaz, çıkarılamaz, ulaşılamaz soruları. Bu sorularda da asla şıklara bakmıyorum. Önce bir metni okuyorum. Metin bana ne vermek istemiş? Metin bana ne anlatmış? Onu süzgeçten geçirip bir özet çıkartıyorum kafamın içinde. Ama kafama göre değil, metne göre bir özet. Ve ondan sonra da şıklara bakmaya başlıyorum. Hangisi kafamın içindeki özette yer almıyor? Bunda iki yöntem çok etkili. Birincisi bu. İkinci yöntem de çizerek okumak. Ama her yerini değil, önemli yerleri. Zaten çözdükçe, yani paragraf sorusu çözdükçe, önünüze gelen paragraf sorusunda da neyin altını çizmeniz gerektiğini öğreniyor olacaksınız. Burada en önemlisi denemeyi bırakmamak, hayal kırıklığına kapılmamak, sürüklenmemek. Çünkü bir defa hayal kırıklığına kapıldığınızda, yani ben zaten paragraf yapamıyorum diye düşünüp hiçbir zaman yapamayacağınıza inanmaya başlıyorsunuz. Bir kaynak size çok zor geliyorsa o kaynağı bırakın. Daha kolay bir kaynağa geçin ama kalitesiz olmasın. Onu yapın. Daha sonra bir üst seviyeye atlarsınız. Acelemiz yok. Önünüzde daha 6-7 ay gibi bir süre var ve yapabileceğinize inanın. Hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin lütfen. Bu şekilde benim size anlatmak istediklerim umarım işinize yaramıştır. Başka bir şey sormak isterseniz mutlaka yorumlara yazın. Ben cevap mutlaka veririm. Hiç endişeniz olmasın. Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Bir de kanalıma abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.